içeri gönderdim. Annem dedi, bunu kapattım. Orayı da kapalıydı, şişleri kapattım, soğanı. Soğanı yakmıyorum ya, soba alamıyordum. Onun sonra karşıya indim, bir duman çıkıyor bacadan. Evet. Ondan sonra ah komşumdan kızı var onun altında. Dedim ki, ya dedim, yine herhalde bir şey yakıyor ki dedim. Ya o kadar yayız, şamıyordu. Eşim geri döndü, benim şoförüm kırılmış yani canlı enerji. Baktık, bana anlat dedi ki, böyle çıkıyor dedi. Tamam dedim, ekmeği aldım, geldim. Kapıyı açtım, dış kapı. Ya giremez hale, şok oldum. Şurada iki tane koltuğum vardı, tek iki çift koltuğum vardı. Oradan bacadan çıkan kiracı bez koymuş, bir de lastik plastik kapak varmışmış. Ben hiç kullanmıyorum, ben kaç senemde oturuyorum, 3 yıldır. Bir baktım, eşim yani giremedik, komşulara bağırdım. Ya polis, benim oğlum içeride yangın çıkmış, benim oğlum içeride kalmış diye. İtfaiye gelmedi mi? İtfaiye falan aradı, onlar polisinden gelmiş. Baktılar, benim öyle bir kötü oldum. Beni hemen hastaneye falan götürdüler. Murat diye bağırdım, çocuk içeriden çıktı Allah'tan. O da korktu. İçeri baktık, duman bir şey yok. Aldım ben çocuğu, dışarı kucakladım, hemen kaçırdım. Evet. Eşim su atıyor buraya. Buraya görmemiş. Hmm. Koltuk tüm komple yanmış, onu hemen sıçramış. Burada şu kızımın izindeydi. Kızım okuyor, yurtta kalıyor. Çamaşırlarım, yatak, yorgan, yastığımı hep buraya koyduydum. Yani soğuk oluyor diye. Evet, evet. Onlar bütün koltuklarım, çift koltuk, onlar bütün yanmış. Geldi ki yani su attık, bir şey attık. Ondan sonra aşağıdakilere kızdım ya dedim, Allah aşkına nasıl soba yapıyorsunuz dedim. Akşama doğru geldi ve elektriğim benim kesildi. Hmm. Ödeyemedim parasını, fazla geldiğinden dolayı ödeyemedim ben. Ne kadar geldi? 1000 lira gelmişti. Sabahta 10.30 elektriğimi kestiler, gittiler. Ondan sonra ya dedim, eşim maaş alır 27-28'de dedim. Hayır biz duramayız abla o zamana kadar dediler. Kesildi yani. Şimdi elektriğin yok mu? Yok, şimdi elektriğimi bir açtılar. Evet. Tamam. Oğlum geldi, çekti, koparttı, baktı dedi. Ya dedi, elektrikten çıkmış dedim ki, abla böyle de buradan düşmüş, yanmış dedim. Ya bir gelin, bir bakın dedim. Evet. Ya benim ev sahibi geldi. Dedi, ben sana nasıl verirsem öyle istiyorum senden, yoksa çık git dedi bana. Hmm. Dedim ki, ya Ali abi dedim, durum böyleyken böyle biliyorum dedim. Bu cani simsiyatı, 2 gündür silmeye uğraşıyorum. Evet. Çıkmıyor, bir de ben hipertansiyon var. Öksürük de var zaten, yani dün telefonda konuşup öyle geldi o öksürüğü, duydum. Ben zaten o geçen sene pazar geçirdim, ya ölümden döndüm eşimle beraber. Ameliyat oldum, yeni kendime. Ama evet. Demediler ki, ya olmuş abla, neyse özür dilerim, bir gelelim yardım ya da bir şey. Hiç şimdi de ben de... Belediyeden gelen olmadı. Hiç kimse olmadı. Kaymakamlıktan hiç da gelen kâğıt, olmadı. Sabah hatta kağıdımda var dedi. İfade verdiğim kağıdım var, karakolluk kağıdım var. Yani artık gördüğünüz gibi ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Allah rızası için mübarek 3 ayda yüzü gözü hürmetine. Benim çalışanım yok, bir eşim çalışıyor. Normalde yatıyor, emekli maaşını alıyor. 2 oğlum var. Emekli maaşı mı, özürlü maaşı mı alıyor? Emekli maaşı. Evet. Ben yani 3 ayda bir pazara gidiyorum, alışveriş. Tüm ev sahibi hep bunları değişeceksiniz diyor. Bilmiyorum ama. Neyi değişen diyor? Burayı boyatacağım, yaptıracağım diyor. Bütün hep komple diyor. Evet. Evet. Ya eşimle sabah kadar sildim, çıkmıyor. Bilmiyorum valla. Boyanacak, boyanacak burası. İşte ben daha o şeyler bile ağrım vermişti bana. Üvey kardeşim, ben Kayseri'de evlatlık büyüdüm. Onlar vermişti, benim yani öyle şeyim yok. Evet. Tamam abla.